Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle geri dönüşüm konusunu işleyeceğiz. Şimdi atölyem kitaplarımızdan geri dönüşüm konusuyla ilgili etkinliklerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle geri dönüşüm nedir? Niye geri dönüşüm yapıyoruz? Geri dönüşümün bizlere sağladığı yararlar nelerdir? Bunlara bir bakalım. Ama öncesinde atık, evsel atık, evsel katı atık, evsel sıvı atık, tıbbi atık, geri dönüşüm ve yeniden kullanma kavramlarının neler olduğunu birlikte öğrenelim. Atık dediğimiz şey, süresi dolmuş ve yaşadığımız yerden uzaklaştırılması gereken her türlü maddedir. Yani biz genel olarak bunu çöp olarak ifade ediyoruz. Fakat çöp olarak ifade ettiğimiz bu yapının, yani diğer bir ifadeyle atık olarak ifade ettiğimiz bu yapının evden çıkması durumunda sıvı olması, katı olması, tekrar kullanılabilirliğine göre bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Evsel atık, evlerden, okullardan, bahçe, park ve piknik alanı gibi halka açık yerlerden, endüstriyel içeriklere sahip atık oluşturulmayan, iş yerlerinden atılan zehirli ve zararlı atık grubuna girmeyen atıklara verilen genel bir isimdir. Buna belediye atıkları da denmektedir arkadaşlar. Evsel atık ve belediye atıkları aynı amaçla kullanılan kavramlardır. Evde kullanılan artık sular, atık yağlar, kağıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, boya atıkları, eski mobilyalar, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik eşyalar, sebze ve meyve atıkları, yemek atıkları evsel atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu evsel atıkları arkadaşlar katı sıvı olmalarına göre ayırıyoruz. Eğer bu atıklar günlük hayatımız sonucunda ev ortamında üretilebilecek tehlikeli ve zararlı özellik taşımayan her tür evsel katı atıklar eğer katılarsa evsel katı atıklar olarak ifade ediyoruz. Nedir bunlar? Yiyecek atıkları, ev eşya atıkları, ambalaj atıkları, cam şişeler, kağıt, karton, teneke kutular, yakacak atıkları yani kül, eğer soba kullanıyorsanız kül de evsel katı atıklar arasına girmektedir. Peki evsel sıvı atık nedir? Sıvı atıkların büyük bölümü evsel sular, atık yağlar bu grubu oluşturmaktadır arkadaşlar. Tıbbi atık diye bir kavramımız var. Tıbbi atık, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan pek çok hastalığa sebep olabilecek atıklardır. Yani mesela şimdi kullandığımız maskelerimizde tıbbi atık özelliği taşımaktadır aslında. Yani eğer sadece hastanede olmuş olsaydı tıbbi atık, ama şimdi ne içine girecek? Evde de artık kullanım olduğu için ya da eve getirdiğiniz için o maskeleri evsel katı atıkların içerisinde atabiliriz, ama ayrı bir planlama, ayrı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Geri dönüşüm atıkların başka işlemler geçirerek tekrar kullanılabilmesidir. Arkadaşlar, bizim geri dönüşüme önem vermemiz şundandır. Çünkü diyelim ki bir elinizde bir poşet var. Bu poşeti siz doğaya bıraktığınızda yüzlerce yıl orada bozulmadan kalır. Ama eğer biz bunu geri dönüşüm kutusuna atarsak bu plastiklerin salınma miktarını azaltmış olacağız. Bu da hem doğaya hem ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Kağıttan tekrar kağıt üretme, metalleri tekrar kullanılabilir hale getirmek arkadaşlar hem ekonomimize hem de bu atık olarak ifade ettiğimiz maddelerin kullanımını sağlamamız açısından ciddi bir önem kazanmaktadır. Yeniden kullanma, atık maddelerin hiçbir işlem yapılmadan kullanılmasıdır. Yani aldım, küçük gelen bir ayakkabıyı başka birine verdim. Eskimişti ama kullanılabilir durumdaydı. Bu yeniden kullanmaya örnektir. Ya da pet şişelerin içerisine tekrar su koyup kullanma ya da şimdi geri dönüşümle tekrar kullanma birbirinden farklıdır arkadaşlar. Geri dönüşümle alıyorsunuz, veriyorsunuz, ondan başka bir şeye çevirme söz konusuyken yeniden kullanmada
olduğu şekliyle tekrar kullanıma sizin tarafınızdan geçmesi söz konusu oluyor. Gelelim doğru mu yanlış mı kısmımıza. Kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanılıp yeniden üretime kullanılmasına geri dönüşüm denir. Doğrudur arkadaşlar. Geri dönüşüm tekrar kullanıma katılmasıdır. Geri dönüşüm ile çevre kirliliği azalmış olur. Doğrudur arkadaşlar. Düşünsenize bütün plastikleri dışarıda çevreye atmış olmak, tüm plastiklerin toplanılmış olmasını. Geri dönüşüm ülke ekonomisine yararı yoktur. Yanlıştır, ülke ekonomisine yararı vardır arkadaşlar. Ve bu nedenle de zaten arttırılması gerekmektedir. Kullanılmış sular ve kızartmada kullanılan yağlar esen sıvı atıklardır. Doğrudur. Katı kağıt, ambalaj kutuları, plastik, cam, metal atıklar, katı atıklardır. Doğrudur. Atık sular doğrudan akarsulara ve denizlere karıştırılabilir. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü atık sular dediğiniz içerisinde kimyasal sıvılar da olabilir ve çok büyük kirliliklere neden olabilir. Evlerimizi kullanmış olduğumuz o sıvı yağlardan, yani kızartma yağlarını da belli bir yerde toplayıp belediyelere verebilirsiniz. Bunları lavabolardan döktüğünüz zaman 1 litre yağın kirletebileceği alanı tahmin bile edemezsiniz. Çok büyük bir kirlilikle karşı karşıya kalınabiliyor. O yüzden böyle kafamıza göre özellikle sıvı atıkları atamayız. Geri dönüşüm enerji kaynaklarının tüketilmesini önler. Doğrudur. Eser sıvı atıklarının hiçbiri geri dönüştürülemez. Yanlış. Bunlardan arkadaşlar yağlar geri dönüştürülebiliyor. O yüzden yağları tekrar kullanıma alabilmek için biriktirmeniz önerilir. Belediyeler özellikle gidip alabiliyorlar. Sizden belli bir kota yağ ulaşıldığı takdirde 5 litrenin üzerinde bir yağınız olduğunda belediyeyi aradığınızda özel araçlarla gelip evinizden o yağı alıp size de küçük bir bu güzel davranıştan dolayı küçük bir ödüllendirme yapabiliyor. Belediyeden belediyeye böyle yaptırımlar oluyor. Evde kullanımdan düşmüş veya çöp durumunda olan artıkları evsel atık denir. Doğrudur. Yeniden kullanabilecek olan eşyalarımızı ihtiyacı olan kişilere vermeliyiz. Bu da doğru bir davranıştır arkadaşlar. Özellikle biz biliyorsunuz bir afet ülkesiyiz aynı zamanda. Herhangi bir durumda karşımıza çıkabilecek bir mağduriyete karşı eski kıyafetlerimizi, kullanılabilir eski kıyafetlerimizi, tabii o yırtık pırtık bir şey başkasına vermek hoş olmayacaktır. Bunları değerlendirebiliriz. Şimdi belediyeler tarafından da yine bu noktada güzel çalışmalar var. Kıyafet kutuları biliyorsunuz artık insanların ulaşılabileceği noktalara konulmuş durumda. Buralara da yine poşetleyip üzerine işte yaş yaş ayırıp koyulabilir. İhtiyaç sahiplerinin faydalanması sağlanabilir. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde yerleştirelim. Kullanım süresi dolan yaşadığımız yerden uzaklaştırılması gereken her türlü maddeye evsel atık denir. Katıkların bazı işlemler geçirerek tekrar kullanılması işlemine geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm sisteminin aşamalarından biridir. Arkadaşlar sınıflandırma, iyi bir şekilde sınıflandırma yapmamız lazım. Yani camdır, metaldir, işte kağıttır gibi, bu önemli. Günlük hayatımızda çöpe attığımız atıkların büyük bir kısmı katı atıklardır. Katı atıkların ayrıştırılıp geri dönüşülmesi enerji tasarrufu sağlar. Günlük konuşmalarımızda katı atıklara çöp olarak adlandırırız. Atık maddelerin hiçbir işlem yapılmadan tekrar kullanılmasına yeniden kullanım denir. Hastane benzeri sağlık kuruluşlarından çıkan atıklara tıbbi atık diyoruz. Plastik, cam, kağıt, geri dönüşüm yapılabilen ve metaller kullanılabilen ürünlerdir. Evde kullanımdan düşmüş ve çöp durumda olan maddelere evsel atık adı verilmektedir. Evet. Buraya geçiyoruz. Aşağıda tanımlarına uygun kavramları eşleştirin. Geri dönüştürülmeyen atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar. Arkadaşlar, meyve sebze atıkları, bozulmuş, çürümüş meyveler, yemek atıklarını biz geri dönüştüremiyoruz. Ama bunun dışındaki maddelerin geri dönüşümü mevcuttur. Bunları geri dönüştürebiliriz. Evet.
Düşüncelerimi yazıyorum yandaki görselde, ahşap paletlerde, yük taşımacılığında birçok firma tarafından sağlıkla tercih edilen bir palet çeşididir. Barış bir marketin çöpe attığı paletleri eve getirerek babasıyla birlikte bahçede bir oturma grubu yapmıştır. Arkadaşlar, bu yeniden kullanım sunulması önemi ve çevre toplumu bağımını açıklayınız diyor. Ben kendi adıma size örnekler vereyim. Ben de böyle küçük geri dönüşümler yapmayı, yeniden kullanıma hazır hale getirmeyi seven bir insanım. Burada aynı zamanda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Çok güzel hazırlanmış bir bahçe yapısı görüyoruz. Bunun benzerini de yapabilirsiniz. Belki bundan küçük yine bir çay şeyi yapabilirsiniz bulunduğu kadarıyla. İşte çocuklar için belki bir oturma alanı yapabilirsiniz. Üzerine çok ince bir sünger kısım oluşturarak. Yani daha çok şeyler yapılabilir. Nedir bunun önemi? Arkadaşlar, çöp değil bunlar. Yani bu ağaçtan yapılmış bu önemli malzeme çöp olarak atılmaması gerekiyor. Ama ne yapılabileceği de, nasıl değerlendirilebileceği de tabii ki önemlidir. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bunun benzerliği de yapılabilir. Yani bu çevreyi korumaya yardımcı olur, enerji tasarrufu sağlar, ham madde kaynaklarının. Düşünsenize böyle bir ürün oluşturması gerekiyor ama elinde olmasaydı bunu kesecekti, tekrar para ödeyecekti, bir maliyet olacaktı ama bu şekilde güzelce yeniden kullanmış olundu. Şimdi diyor ki, atık kontrolü ve geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapan kamu ve sivil toplum kuruluşlarını araştırarak seçtiğiniz bir kuruluşmanın çalışmalarını sağlayacak bir eser ve katı atık projesi oluşturun. Arkadaşlar, bunu şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Ben bununla ilgili size açıkçası bir ödevlendirme vermeyi düşünüyordum zaten. Hepinizin en basitinden evlerindeki kıyafetlerini, yazlıklarını, kışlıklarını ayırt edebiliyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evlerinize ayırdığınız bu yazlık ve kışlık kıyafetlerden çevrenizde olabilecek, kardeşlerinize olabilecekleri ayırın. Hiç olmayacaklar, işte tekrar kullanıma uygun olmayacak olanları, neler yapabileceğinizi, yani yeniden kullanma adına neler yapabileceğinizi üzerine bir çalışma yapabilirsiniz. Geri kalanları da ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bu hem sizin için hem de çevremize bir farkındalık yaratmak adına bir şey olabilir. Hani bunu siz evde yapın. Çevrenizdekilere de bunu söyleyebilirsiniz. Yapmayan insanları da bu noktada bilinçlendirebilirsiniz. Ve bu da sizin kendi içinize yapmış olduğunuz bir proje olur. Şimdi geri dönüşümün aşamalarından bahsediyor arkadaşlar. Öncelikle bir toplama işlemi yapılması lazım. Sonrasında sınıflandırma işlemi yapılması lazım, değerlendirme işlemi yapılması lazım ve yeniden ekonomiye kazandırma durumu söz konusu burada geri dönüşüm için. Nedir faydası? Arkadaşlar, niye geri dönüşüm diyoruz? Çünkü kaynaklarımızı, çevremizi koruyor, ekonomimize katkı sağlıyor. Bu yüzden geri dönüşüm önemli. Yani attığınız her şey çöp değil. Bunun çöp mü, çöp değil mi olduğunun ayrımını yapıp kullanılabilirliğini ayırmanız önemli. Bunu çok minimalize düzeyde önce kendi evinizde kendi atıklarınızı ayırdığına vararak yaparsanız sonrasında bu daha büyük kitlelere ulaşacaktır. Her şey önce evde başlar, bireysel başlar, sonra ilerler arkadaşlar. Sakın aman o yapmıyor, ben niye yapacağım, bununla uğraşılır mı demeyin. Bir tane, bir ton kağıtla arkadaşlar 8 tane ağaç kurtarıyoruz. Yani bu az bir sayı değil ki, oksijen yetersizliğinin gün geçtikçe arttığı bu toplumda, bu ülke için düşündüğümüzde geri dönüşüm çok büyük bir katkı anlamına geliyor. 8 tane ağacı yetiştirmek, büyük kullanılabilir, onların ürün elde edilir hale getirmek tahmin edersiniz ki kolay değil. Atık yağların geri dönüşümüyle elde edilen ürünler arttı. Arkadaşlar,
Yağlarla külçe sabun, kimya sanayinde kullanılabilecek ham madde, biyodizel ve sabun ürünleri elde ediyor, edilebiliyor o artık yağlarla. O yüzden bu da önemli. Özellikle hani bu biyodizel ürünler bitkisel yağlardan ciddi şekilde elde edilmektedir. Geri dönüşüm ve yeniden kullanma arasındaki fark arkadaşlar, geri dönüşümünde tamamen değiştirilip yeni bir şey oluşturulur. Yeniden kullanımda ise o ana madde kurunun tekrar, yani alıp sizin bir şişe suyu, içindeki suyu boşalttıktan sonra tekrar içine su doldurup kullanmanız yeniden kullanımken, o plastik şişeyi atık kutusuna atıp, yani geri dönüşüm atık kutusuna atıp onun tekrar farklı bir şeye, o plastik şişeden çıkıp size işte atıyorum bir bidona dönüşmüş olması geri dönüşümdür. Geri dönüşümde farklı işlemlerden geçme söz konusudur. Atıklarla mücadele etmek için neler yapılmalı? Geri dönüşüm yapılabilecek malzemelerin kullanılması tercih edilmelidir ve onlara da geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Geri dönüşüm yapılabilecek evsel atıklar nelerdir? Kağıttır, camdır, plastiktir, tekstil artıklarıdır. Bunlar arkadaşlar geri dönüşümü olan ürünlerdir. Sıvı atık olarak da yağlardır arkadaşlar. Suyla karıştırıp atık haline geliyor birçoğu ama yağları geri dönüştürebiliyoruz. Tıbbi atıkların zararları, ilaç içerisi olduğu için zararlı, tehlikeli maddeler içerdiği için sulara karışması insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun üzerine durulmuş. Bir paragraf verilmiş, yukarıda verilen metinde geri dönüşümün hangi alanlarda katkısından bahsedilmektedir diyor. Şöyle bir bakalım. Endüstriyel sayısını azaltmakla enerji tasarrufunu sağladığını bize söylemiş. İçecek kutularının geri dönüşüm işleminde metaller direkt eritilerek yeni madde haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve madenin saflaştırılması işlemine gerek olmadan üretim gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde alüminyum kutuların geri dönüşümü ham maddeden %95 oranında tasarruf sağlamaktadır diyerek devam etmiş. Arkadaşlar enerji tasarrufu üzerinde durmakta. Verilen için uygun başlık ne olur? Uygun öğrenci cevaplarını buradan neler söyleyebiliriz? Geri dönüşümün önemi diyebiliriz. Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar diyebiliriz. Gibi gibi sizlerden de farklı cümleler gelebilir. Aşağıda bir ton kullanılmış kağıdın geri dönüşüm türümesi sonucu elde edilen kazançlar verilmiş. Sera gazı olan karbondioksit havadan 12.400 metreküplü bertaraf ediyor. Bakın bir ton kağıdı kurtardığımızda. Yine 12.400 metreküp oksijen gazının üretilmeye devam etmesi demek. 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunmasının sağlanması. Ayda 3 ailenin tükettiği 32 metreküp su tasarrufu. Kış aylarında ısınma amacıyla 2 ailenin tüketeceği 1750 litrelik bir tasarruf sağlaması. 20 ailenin 1 ayda tüketeceği 4100 kWh saatlik enerjinin tasarrufu mümkün. Neyle? 1 ton kağıdın kurtarılmasıyla arkadaşlar. Burada geri dönüşümün sizin için önemlilerinden ve davranış değişimlerinden sizinle bahsetmeniz istenmekte. Gelelim sorularımıza. Mehmet ve Şerife esen atıklarla ilgili ifadeler vermiş. Mehmet, okuduklarımızdan, evlerimizden çıkan atıklar genel olarak esen atık olarak adlandırılmaktadır. Doğru bir ifadedir. Tüm esen atıklar geri dönüştürülebilir. Yanlıştır. Birincisi Mehmet'in ifadesi doğru. Şerife'nin ifadesi yanlıştır. Gelelim bir başka sorumuza. Geri dönüşüme sağladığı yararlarla ilgili yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur? Çevrenin korunmasına yardımcı olur, doğrudur. Sınırlı kaynakların korunmasına yardımcı olur, doğrudur. Enerji verimliliğini arttırır, düşünelim. Ülke ekonomisine katkı sağlar, doğrudur. Şimdi enerji verimliliği değil, enerji tasarrufu daha çok gibi ne diyebiliriz? Sarp, Zeynep, Serhat var mı?
Serhat Zeynep, Serhat burada enerji verimliliğini de katmış orada dediği büyük bir ihtimalle az enerji, yani verimin artması, az enerji kullanması olarak yorumlaması da doğrudur. İfadelerden hangisi doğrudur? Geri dönüşüm olayıyla ilgili kullanım dışı kalan maddeler tekrar kullanılabilir hale bile doğru. Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanılması ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Geri dönüşüm enerji kaynakları tükenmesine önler. Doğrudur. Burada verilen önerilerin hepsi. Aşağıdakilerden hangisi temiz ve düzenli kullandığımız eşyalarımızı ihtiyaç sahipleri ulaştırmanın yararlarından değildir. İsraf önlenmiş olur, bu bir yarardır. Ülke ekonomisine katkı, bu bir yarardır. Çevre kirliliğinin önlenmesi, bu bir yarardır. Doğal kaynakların korunması engellenmiş olmaz. Doğal kaynaklar korunmuş olur arkadaşlar. Yani orada bir pamuklu kıyafetten elde edilen pamuğu ne yapmış olursunuz? Farklı bir şeyde kullanılır. Olursunuz yani onu orada değil de başka bir yerde kullanmış olursunuz. Verilen örnekler aşağıdakilerden kavramlara daha uygundur demiş. Alüminyum konserve ve salça kutularında saksı olarak kullanılmış bir yeniden kullanım durumu gördüm. Plastik ambalaj kutularını mutfakta saklama kabı olarak kullanma yine yeniden kullanımdır arkadaşlar. Bunu yaparız mesela. Ben de evde çok yaparım. Herhangi bir hazır bir gıda aldık. O gıdanın bir paketi var, kabı var. Onu saklama kabı olarak ben de kullanıyorum evimde. Bu saksı olarak kullanmak da güzel. Hatta daha dekoratif ürünlerle yapılabilir. Yaratıcılığınızda kullanabilirsiniz. Yeniden kullanım güzel. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki öğrencilerin hangisinin önerileri atıkların geri dönüşümü, geri kazanması sağlar, katkı sağlar demiş. Geri dönüşüm olan atıkların diğer atıklarının ayrı toplanması önemlidir. Ambalajında geri dönüşüm logosu bulunan ürünleri satın alınması, yani tekrar kullanıma koyabilmemiz için önemlidir. Naylon poşet kullanımının artması. Arkadaşlar naylon poşet kullanımının artması. Geri dönüşüm için belki biz onu kullanırız tekrar diye düşünebilirsiniz ama çevreye verdiği zarar düşünüldüğünde hatta biliyorsunuz çıkan yasayla birlikte artık poşetlerimiz ücretli hale geldi. Bu geri dönüşüme katkı sağlamayacaktır. Ferhat ve Suna olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, umarım geri dönüşüm konusunda anlamışsınızdır. Bu konuda daha bilinçli hareket edeceğinizi, siz ve aile bireylerinizi de bu noktada bilinçlendireceğinizi eminim. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.